İnsan vücudundaki en karmaşık organ olan ve bizi diğer canlılardan ayıran beyinle ilgili 40 ilginç bilgi. Yetişkin bir insanın beyni ortalama 1300 gram civarındadır. Bu miktar kadınlarda ortalama 1198 gramken erkeklerde 1336 gramdır. Beyin hacmi erkeklerde ortalama 1274, kadınlarda ise ortalama 1131 santimetre küptür. Ortalama insan beyni 140 mm genişliğinde, 167 mm uzunluğunda ve 93 mm yüksekliğindedir. Beyin yetişkin bir insanın vücut ağırlığını yaklaşık %2'sini oluşturur. Bebekler doğduğunda beyinleri vücutlarına göre çok büyüktür. Yetişkin bir insan beyninin yaklaşık %25'i kadardır. Yeni doğmuş bebeklerin beyni çok hızlı gelişir. İlk 3 ay sonunda beyin ilk halinden %64 daha büyüktür. Beyincik ise bu süre sonunda 2 kat büyümüş olur. Bebekler 2 yaşına geldiğinde beyinleri yetişkin bir insan beyninin %80'i, 5 yaşına geldiklerinde ise yetişkin bir insan beyninin %90'ı kadar büyüktür. 20'li yaşların sonunda beynimiz hafıza ve bilişsel yeteneklerin bazılarını kaybetmeye başlar. Yaşlandıkça beynimizde küçülme meydana gelir. Beslenme ve genetik gibi pek çok etmene bağlı olarak bu küçülme orta yaşı geçince başlar. Vücut ağırlığımızın yaklaşık %2'si kadar olan beyin aldığımız oksijenin %20'sini kullanır. Beyninizdeki damarların toplam uzunluğu 160 bin kilometreye yakındır. Vücudunuzdaki en yağlı organ beyindir. Yaklaşık %60'ı yağdan oluşur. Beynin arka alt tarafında bulunan Duruş, yürüyüş ve hareket koordinasyonundan sorumlu beyincik sadece 150 gram ağırlığındadır. Bir insan beyninde ortalama 86 milyar nöron bulunur ve bu nöronlar trilyonlarca sinaps ile birbirine bağlıdır. Beynimizin %75'i sudan oluşur. Bu yüzden susuz kalmak beyni çok çabuk etkiler. Susuzluk dikkat, hafıza ve bilişsel yetenekleri azaltır. Beynimiz birbirine bağlı iki kısımdan oluşur. Bunlardan sağ taraf vücudun solunu, sol taraf vücudun sağını kontrol eder. Sağ veya sol el kullanımı bu taraflardan birinin diğerine baskın olmasından kaynaklanır. Beyinde 1 saniyede 100 bin kimyasal reaksiyon gerçekleşir. Beyinde her veri farklı hızda iletilir. Bazı verilerin iletim hızı saatte 400 kilometreyi geçebilir. Beynimiz ortalama 20 watt enerji tüketir. Buna rağmen en hızlı süper bilgisayardan çok daha hızlıdır. İnsan herhangi bir ortama girdiğinde çevresinde bulunan her şeyi tanımlayıp sıralayabilir ve analiz edebilir. İnsanların beyninin sadece %10'unu kullandığı tamamen efsanedir. Uyurken bile beynimizin %10'undan fazlasını kullanırız. Rüyaların nörolojik faktörler, psikolojik faktörler ve hayal gücünün eseri olduğu düşünülüyor. Uyurken vücudumuz rüyamızda yaptığımız hareketleri yapmayalım diye hormon salgılar. Bu hormon vücudun büyük kısmını felç eder. Uyandığımızda rüyalarımızı hatırlamamamızın sebebi bu hormondur. Alkol aldığınızda yaptıklarınızı hatırlamamanıza sebep olan şey Alkolün beynin hafıza ile ilgili kısmı olan hipokampüsün kaydetme ve depolama fonksiyonlarını engellemesidir. Daha önce kalmadığınız bir yerde uyurken beyniniz olası bir tehlike anında daha çabuk tepki verebilmek için yarı uyanık kalır. Bu da yabancı olduğunuz bir yerde uyuduğunuzda iyi dinlenememenize sebep olur. Uyuduğumuzda beyin omurilik sıvısı beyne doğru akar ve beyin fonksiyonları sonrası atık olarak oluşan beta amiloidik proteinlerini temizler. Beta amiloid birikmesinin Alzheimer riskini arttırdığı düşünülüyor. Beyinde acı reseptörü bulunmadığı için acı hissetmez. Bu yüzden beyin ameliyatları hastayı uyutmadan yapılabilir ve doktorlar hastanın tepkisinden sorunlu bölgeyi bulabilir. Üzgün olduğumuzda veya mutlu olduğumuzda ağlarız. Çünkü hipotalamus aşırı üzüntü ve aşırı mutluluk arasındaki farkı algılayamaz. Koku alma duyumuz beynin duygu ve davranıştan sorumlu kısmı olan limbik sistem ile doğrudan bağlantılıdır. Bu yüzden güzel bir koku ruh halinizi anında değiştirebilir. Görgü tanıklarının ifadelerine göre çizilen robot resimler %50 oranında doğrudur. Beynimiz tanımadığı kişilere ait detayları iyi hatırlayamaz. Herhangi bir şeyi hatırladığınızda beyniniz o sinir yollarıyla daha fazla bağlantı kurarak güçlendirir ve unutması daha zor hale gelir. Bazı eski anılarınızı unutamamanızın sebebi budur. Müzik dinlerken tüylerinizin diken diken olmasının sebebi beyninizin salgıladığı dopamindir Hücre hapsi nörolojik hasara neden olabilir. Hücre hapsi alan kişilerin üzerinde yapılan araştırmalarda travmatik beyin hasarına benzer belirtiler bulunmuştur. Hayalet uzuv sendromu, beynin kaybedilen bir uzvun acısını, kaşıntısını veya uyuşmasını hissetmesine neden olan bir rahatsızlıktır. Egzersiz yapmak beynin yaşlanmasını 10 yıl kadar geciktirebilir. Dengeli beslenme beyin sağlığı için çok önemlidir. Eksik beslenme bilişsel ve davranışsal bozukluklara yol açar. Eflatun ışığın dalga boyu yoktur. Yeşilin tamamlayıcı rengi olan eflatunu beynimiz yeşil değil olarak algılar. Stresle başa çıkmak için beyin acil durum önlemi olarak yüksek miktarda hormon salgılar. Uzun süreli strese maruz kalındığında beyin hücreleri ölür. Kafanızı çarptığınızda gördüğünüz ışık darbenin görme sinirleri üzerindeki etkisi sonucu oluşur. İnsan beyni son 40 bin yılda yaklaşık %10 küçülmüştür. Beyin kendini isimlendiren ve kendisi hakkında araştırma yapan tek organdır. İnsan beyni ile ilgili bu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Benzeri videoların devamı için kanalıma abone olabilir, konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilir ve video hoşunuza gittiyse beğenip paylaşabilirsiniz.